Küçük esnaf yanında çalışacak eleman ararken genelde iş yerinin camına ilan asar. Market işletmecisi Fırat Bardak da ilan astı cama ama aradığı eleman değil bir hırsızdı. Hem de markete neredeyse çalışanlar kadar sık gelen bir hırsız. Sabaha karşı ortaya çıkıyor, üzeri brandayla örtülü sebze ve meyveleri çuvallara doldurup gidiyor. Ya geliyor ya resmen kendi dükkanıymış gibi açıyor. Oradan muzları alıyor, çilekleri dolduruyor, dutları falan her şeyi dolduruyor, götürüyor. Gece yarısı markete geldi, brandanın altındaki sebze ve meyveleri çuvallara doldurup kaçtı ve haftalardır da uslanmadı. Sabaha kadar hırsız nöbeti tutan dükkan sahibi ise hırsızı bir türlü yakalayamayınca çareyi ilan vermekte buldu. Acaba biliyor mu, takip mi ediyor bizi, devamlı geliyor mu bizim müşterimi? Onu da bilemiyoruz. Belki bana yardım da ediyor. Belki ya tanıdık biridir de. Arsız hırsız her seferinde kaçmayı, izini kaybettirmeyi başardı. Gece saat 4 civarı, 4-5 civarında falan meyveleri falan örtüye açıyor. Resmen kendi dükkanıymış gibi çuvala dolduruyor, kasalara dolduruyor, arabaya bindirip götürüyor. Hırsız özellikle kimsenin olmadığı zamanı seçiyor. Gece yarısı buraya geliyor ve meyvelerin ve sebzelerin üstündeki brandayı açıyor buradan. Yanında getirdiği kasa ve çuvalı buradaki meyve ve sebzelerle dolduruyor. Marketin sahibi ise canından bezdi. İşin içinden bir türlü çıkamayınca hırsız aranıyor ilanı verdi. Kamera kayıtlarımız var ama maskeden dolayı hırsızı yakalayamıyoruz. Biliyorum. Aynı kişi mi peki? Hep aynı kişi. Bir bayan bu. Satıyor olabilir mi? Ya onu bir şey diyemiyorum işte. Günahını da alamaz. Marketin giriş ve çıkışlarını kontrol eden iki güvenlik kamerası var. Ancak market sahibi Fırat Bardak yine de kendi önlemini hemen hemen her zaman alıyor. Yeri geliyor markette uyuyor. Yeri geliyor dışarıda arabada sabahlıyor ve buraya o hırsızın tekrar gelmesini bekliyor. Nöbet tutmaya başladım. Ben arabada oturdum. İçeride de oturdum. Kameranın başında bekliyorum. Sabahlara kadar burada bekliyorum. Yani bir türlü yakalayamadım onu. Kepenk açmaya gelen çalışanlar her defasında o kötü sürprizle karşılaşıyor. Ve artık hepsi de o hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor. Bir muzun kolisi zaten 400-500 milyon. Başka malzemeler de alıyor.